Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Map Tarih kitabının ışığında İnkılap Tarihi soru çözümümüze devam ediyoruz. Bu 13. videomuz olacak. Arkadaşlar sizlerle birlikte 109 ila 119. sayfa aralığındaki bilgileri ne yaptık? Soruya dönüştürdük. Şimdi onları sizlerle birlikte çözeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlar hasbel kader videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. İnşallah diyelim ve hemen kaldığımız yerden 366. sorudaydık. Hemen sorumuza başlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türkiye yukarıdaki verilen kanunları sırasıyla aşağıdaki devletlerden hangilerinden uyarlama yapmıştır diye sorduk. Ceza kanunu, ticaret ve icra iflas kanunlarını verdik arkadaşlar. Ceza kanunu biz kimden uyarladık? İtalya'dan Ticaret Kanunu arkadaşlar kimden uyarladık? Almanya'dan uyarladık. İcra iflas Kanununu ise kimden uyarladık? İsviçre'den uyarladık. E, sırasıyla arkadaşlar hangi e, hangisi doğru olmuş oldu? İtalya, Almanya ve İsviçre doğru olmuş oldu. Cevabımız burada A seçeneği oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz yaklaştıralım şöyle. Türkiye Cumhuriyeti 1926'da kabul edilen Medeni Kanunu aşağıdaki ülkelerden hangisinden uyarlamıştır diye sorduk. İsveç, İsviçre, Almanya, İtalya, Fransa'yı verdik şıklarımıza. Arkadaşlar Medeni Kanunu biz kimden uyarladık? İsviçre'den uyarladık. Aman eee İsveçre, İsviçre kelime olarak birbirine benzediği için ikisini karıştırmayın lütfen. İsviçre'den e, ne yaptık arkadaşlar? Uyarlamış olduk uzun olanı arkadaşlar. Bakın İsveç 5 harfli, İsviçre 7 harfli uzun olanından biz uyalamış olduk. Yani İsviçre'den uyalamış olduk. Bir diğer sorumuza geldik. 1926'da kabul edilen medeni kanunla Türk kadını aşağıda verilen haklardan hangisine kavuşmamıştır? Bakın ben bu soruyu çok çok önemsiyorum arkadaşlar. Bu sene belki de sorunuz olabilir bu soru. Bakıldığı zaman Mirastan eşit pay alma, boşanma hakkı, siyasi hak, istediği meslekte çalışma, çocuğun velayetini alma hakkı. Arkadaşlar medeni kanunda hangi hak yok? Bundan önceki birçok videomda da bahsettim. Hangi hak yok? Sakın arkadaşlar siyasi hak var demeyiniz. Siyasi hak medeni kanunda yok arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Mirastan eşit pay alma hakkı, boşanma hakkı, istediği meslekte çalışma hakkı, bir ve çocuğun velayetini alma haklarını e, Türk Kadını Medeni Kanun'la birlikte kavuşmuştur. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tevhidi Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Üniversite Reformu, Teşviki Sanayi Kanunu'nu verdik. Arkadaşlar hangisi yoktur? Teşviki Sanayi Kanunu eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar arasında yoktur. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Hangileri vardır? Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, üniversite reformu bunlar Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar arasındadır. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün okulların programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılması kararı Aşağıdaki kanunlardan hangisine göre yapılmıştır diye sorduk arkadaşlar. Bütün arkadaşlar okulların programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılması hangi kanunla birlikte olmuştur? Arkadaşlar Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte ne yapılmıştır? Buna göre yapılmıştır bu karar. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz sorumuz uzun olacak. Ne diyor? Atatürk döneminde 9 Şubat 1926 tarihli bir genelgeyle azınlıklara ve yabancılara ait okullarda yukarıdaki derslerden hangilerinin Türk öğretmenler tarafından verilmesi zorunluluğu getirilmiştir? Bakın Mebin kitabında var arkadaşlar bu bilgi. Buna, bunu ne yaptık? Soruya dönüştürdük. Önemli olabilir sizler adına bakıldığı zaman. Türkçe tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından verilmesi zorunlu olmuştur. Kimlere? Azınlıklara ve yabancılara ait okullarda arkadaşlar. Bunların verilmesi, bu üç dersin verilmesi zorunlu olmuştur. Buraya başka hangi dersler atabilir arkadaşlar? Fen bilimleri, matematik atabilir. Onlar yok. Sadece Türkçe, tarih ve coğrafya vardır. Bu üçünü almış Milli Eğitim Bakanlığı kitabında arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diye sorduk arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı dedik arkadaşlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi kime veriliyor? Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal. Arkadaşlar güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz diyerek harf inkılabını aşağıdaki yerlerden hangisinde duyurmuştur diye sorduk. Bakın bu soruyu çok çok önemsiyorum ben. Arkadaşlar Mustafa Kemal bunu nerede e, nerede duyurmuştur? Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Gülhane Parkı, Ankara Gençlik Parkı, Darüfü'nün pembe köşk ışıklarını verdik. Hangisinde arkadaşlar? İstanbul Gülhane Parkı'nda Mustafa Kemal e, ne yapmıştır arkadaşlar? Harf inkılabını burada yaptığı konuşmada duyurmuştur. Konuşmasında ne diyor? Arkadaşlar güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz e, cümlesini kurmuştur. Mustafa Kemal İstanbul Gülhane Parkı'nda. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal bütün yurttaşlara yeni harflerle okuma yazma öğretilmesini istedi. Buna göre okuma yazma dersleri ilk olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde başlamıştır? Bakın bu soru da çok çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Güzel bir bilgidir. Her an sorulabilir karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Map de aynı bu bilgiyi almış kitabına. Ve okuma yazma dersleri ilk olarak nerede başlıyor? Dolma Bahçe Sarayı'nda başlamıştır arkadaşlar. Burada cevabımız A şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yeni harflerin resmen kabulü ile ülkede okuma yazma seferberliği başlatıldı. Buna göre 24 Kasım 1928 tarihinde halka okuma yazma öğretilmesi için açılması kararlaştırılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Defalarca çıkmış sınav sorusudur ve yine çıkacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Yine çıkacak bir e, bilgi ve sorudur bu. Her an karşınıza çıkabilir bu senede. 24 Kasım 1928 tarihinde halk okuma yazma öğretilmesi için açılması kararlaşılan kurumumuz nedir? Millet mektepleridir arkadaşlar. Bakın harf inkılabı ilan ediliyor. Ardından ne açılıyor hemen? Millet mektepleri. Neden? Okuma yazma öğretilmesi için. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Millet mekteplerinin yayın organı da bilelim. Mebin kitabında yer almıyor ama en azından bir kulak aşina olsun. Halk mecmuası arkadaşlar. Halk mecmu, Mecmuası Yayın Organı'dır. Ee, karşınıza gelirse burada öğrenmiş oldunuz. Bir diğer sorumuza geldik. <laughs> Gazi Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik teklifini eden kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu bilgiler arkadaşlar. MEB'in kitabında var. MEB'in kitabında olmayan bilgiler KPSS kitaplarında var mı? Var. Ama benim amacım burada sizin MEB'in kitabında, MEB'in tarih kitabında hangi bilgiler var onları e, en azından bu soru çözümümüzde görmeniz olacak yoksa ben inkılap tarihini e, bin soru da yaparım arkadaşlar. Bin soruya kadar çıkarabilirim ancak dediğim gibi Mabin kitabını tanı e, tanıyınız, öğreniniz. Diye, e bu e, hizmeti yapıyoruz sizler için. E, bu bilgilerin hepsi e, Mabin kitabında geçiyor arkadaşlar. O yüzden e, bana bir tane zor soru gördüğünüzde, zor soru gördüğünüzde lütfen e, karıcı eleştiriler yapmayın. Eleştireyi açayım her zaman. Ama kırıcı olmasın arkadaşlar. Ben sadece gördüğüm bilgiyi soruya dönüştürüyorum. Sizlerin hizmetine sunuyorum. Dedikten sonra sorumuza tekrar bakalım. Gazi Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik teklifini eden kurum arkadaşlar nedir? Millet Mektepleri'dir. Millet Mektepleri Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik unvanını veriyor. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz geri alalım şöyle. Türk milletinin medeniyetin bir şeyi Orta Asya'dan çıktığını, Türklerin dünyadaki pek çok medeniyetin kurulup gelişmesindeki katkılarını bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlamaktır. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki kurumlardan hangisinin ana hedefler arasında yer almaktadır diye sorduk arkadaşlar. Halk evleri, millet mektepleri, köy enstitüleri, Türk tarih, tetkik cemiyeti, Türk dil kurumunu verdik. Yukarıda verilen bu özellikler Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin ana hedefler arasında yer almaktadır. Türk milletinin medeniyetinin bir şeyi Orta Asya'dan çıktığını arkadaşlar e, ne yapmıştır? Türk Tarih Tetkik Cemiyeti bunu e, hedeflemiştir. Burada cevabımız Türk Tarih Tetkik Cemiyeti daha sonra Türk Tarih Kurumu adını alacaktır. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi Türk tarihini bilimsel yöntemle incelemek, milli ve uluslararası kongrelerde Türk tarih tezini açıklamaktır diye sorduk. Arkadaşlar bu kurum hangi kurumdur? Türk Tarih Kurumu'dur. Türk Tarih Kurumu'nun görevi Türk tarihini bilimsel yöntemlerle incelemek, milli ve uluslararası kongrelerde de Türk tarih tezini açıklamaktır. Türk Tarih Kurumu'nun görevi budur. Bir diğer sorumuza geldik. Türk tarih tezi çalışmalarına süreklilik getirecek bilim insanı yetiştirmek için kurulan fakülte aşağıdakilerden hangisidir? Bakın çok çok güzel bir soru olabilir bu bilgiden arkadaşlar. Türk tarih tezi çalışmalarına süreklilik getirecek bilim insanı yetiştirmek için kurulan bu fakültemiz nedir arkadaşlar? Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesidir. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 380'e geldik. Türk tarih tezi doğrultusunda oluşturulan eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? Nutuk, Vatandaş için Medeni Bilgiler, İstiklal Albümümüz, Safahat, Türk Tarihinin Ana Hatları. Bunları verdik şıklarımıza. Bu eserin adı nedir? Türk Tarihinin Ana Hatları. Arkadaşlar Türk Tarih Tezi doğrultusunda oluşturulan bir eserdir. Bir diğer sorumuza geldik. Türk tarihini bilimsel yöntemlerle araştırarak Türk milletinin tarih içerisinde oynadığı olumlu rolü ortaya çıkarmak Atatürk'ün aşağıdaki hangi ilkesi doğrultusunda atılan bir adımdır diye sorduk. Arkadaşlar hangi ilkesiyle ilgili? Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. İçerisinde Türk kelimesini gördüğünüz an arkadaşlar %99 milliyetçilikle alakalıdır. Zaten e, Türk tarihini bilimsel yöntemlerle araştırarak Türk milletinin tarih içerisinde oynadığı olumlu rolü e, ortaya çıkarmak Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan bir nedir? adımdır. Atatürk döneminde 1927 yılında ilk köy öğretmen okulu aşağıdaki illerden hangisinde açılmıştır? Bakın, map aynen bu bilgi geçiyor arkadaşlar. Map aynen bu bilgi geçiyor. 1927 yılında ilk köy öğretmen okulu nerede açılmıştır? Ankara mı, Yozgat mı, Kırşehir mi, Kayseri mi, İstanbul mu? Nerede arkadaşlar? Kayseri'de açılmıştır. İlk köy öğretmen okulu Atatürk döneminde 1927 yılında. Bir diğer sonuza geldik. 12 Temmuz 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun başlıca faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Türk dilinden yabancı kelimeler atmak var. Konuşma dili ile yazı dilini birleştirmek var. Aydınların dili ile halk dili arasındaki kopuklukları gidermek var. Halk ağzından derlemeler yapmak var. Avrupa'da konuşulan dilleri Türkçe'ye impoz etmek var mıdır? Yoktur. Arkadaşlar böyle bir faaliyeti, hedefi yoktur. O yüzden cevabımız eşit oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 1936'da Güneş Dil Teorisi'ni ortaya koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Güneş Dil Teorisi'ni ortaya koyan kimdir? Türk Dili Tetkik Cemiyeti'dir. Burada cevabımız E-Şıkkı oldu. Yani Türk Dil Kurumu arkadaşlar. Türkçenin dünya dillerinin kaynağı olduğuna olduğunu savunan 1936'da ortaya atılan teorinin adı nedir diye sorduk. Bakın bu da çıkabilir. Map e, tablo şeklinde küçük bir bilgi kutusu şeklinde vermiş bilgiyi. Bu bilgiyi aynen Türkçenin dünya dillerinin kaynağı olduğunu savunan e, bu teorinin adı nedir arkadaşlar? Güneş Dil Teorisi'dir burada cevabımız B şıkkı oldu. 1936'da ortaya atılmış bir teoridir bu teori. Bir de bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nin batılı anlamda ilk yüksek öğretim kurumu olan, bu okula Fenler İvi adının verildiği eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Ülke Mektebi, Darül Enham, Darül Bedai, Darülfünun, Ankara Hukuk Mektebi'ne verdik şıklara. Nedir bu kurumumuzun adı, eğitim kurumumuzun adı? Darül Fünundur. Osmanlı Devleti'nin batılı anlamda ilk yüksek öğretim kurumudur. Ve bu okula Fenler İvi adı verilmiştir. Bir diğer sorumuza geldik. 1932 senesinde üniversite reformu ile İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülen ve 1933 senesinde eğitim faaliyetlerine başlayan okul aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar hangi okuldu bu? Darül Fünun'du. Burada cevabımız değişiklik olmuş oldu. Üniversite reformu ile hangi üniversiteye dönüştürülmüş? İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüş Darül Fünun. 16 Ocak 1932'de Cenevre Üniversitesi'nden Türkiye'ye gelen ince, incelemelerde bulunup hazırladığı raporla üniversite reformunu gerçekleştiren ve bu raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na sunan mil, bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu bilim insanı kimdi? Albert Malç arkadaşlar. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bu isim oldukça önemlidir. Üniversite reformu arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk döneminde açılan eğitim kurumları arasında hangisi yoktur diye sorduk bu sefer. Ankara Hukuk Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne verdik. Hangisi yoktur? ODTÜ yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi yoktur. Ankara'da yer alıyor biliyorsunuz ki kimin zamanında Demokrat Parti zamanında kurulmuş bir üniversitedir. Amerikan modeli alınarak. Bir diğer sorumuza geldik. 1928'de Osmanlı döneminden kalan aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür diye sorduk arkadaşlar. Mülkiye Mektebi Darül Elhan, Darül Bedai, Darül Fünun, Sanayi Nefise Mektebi'ne verdik. Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülen e, bu kurumumuz nedir? Sanayi Nefise Mektebi'dir arkadaşlar. E, Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür bu e, okul. 391'e geldik. Bu soruyu da önemsiyorum. Kazım Suva Kemal aşağıdaki kurulmadan hangisine? Mimar Sinan'ı kast Sinan'ın heykelini yapınız diyerek Türk büyüklerinin heykellerinin yapılması gerektiğini savunmuştur. Arkadaşlar Mustafa Kemal hangi kuruma Sinan'ın heykelini yapınız demiştir. Hangi kuruma? Türk Tarih Kurumu'na. Burada cevabımız ne oldu? Değişikli olmuş oldu. E, aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Mimar Sinan tarihi bir kişiliktir. E, Türk Tarih Kurumu'nda bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk'ün heykeli ilk olarak aşağıdaki yerlerden hangisine dikilmiştir diye sorduk. Arkadaşlar Gülhane Parkı, Gençlik Parkı, Sarayburnu Parkı, Ankara Ulus Meydanı, İzmir Konak şıklarını verdik. Arkadaşlar Atatürk'ün heykeli ilk olarak Sarayburnu Parkı'na. Unutmayın arkadaşlar Sarayburnu Parkı'na dikilmiştir. Aşağıdaki yayın organlarından hangisinin açtığı kampanya sonucu 1927'de Ankara'ya bir zafer anıtı yapılmıştır? diye sorduk arkadaşlar. Ulus meydanındaki Atatürk heykelini herkes bilir. Ankaralılar özellikle bilir. Ankara'ya gelenler de bilir arkadaşlar. Ulus yer alan zafer anıtı var. E, bu e, anıtın, zafer anıtının yapılması arkadaşlar hangi gazetenin yapmış olduğu kampanya sonucu gerçekleşmiştir? Yeni Gün Gazetesi bakın. Hep aynı bu bilgiyi almış. Her an karşınıza soru olarak çıkabilir. Yeni Gün Gazetesi'nin yaptığı Kampanya sonucu Ankara'ya bir zafer anıtı dikilmiş 1927 senesinde Henry Cripple tarafından. Bir diğer sorumuza geldik. Atatürk döneminde müzik alanında kurulan kurumlar arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Musiki Muhalle Mektebi, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası, Darül Elhan, Milli Musiki Akademisi, Ankara Konservatuvarını verdik arkadaşlar. Atatürk döneminde Darül Elhan kurulmamıştır. Darül Elhan Osmanlı döneminde kurulmuş bir arkadaşlar kurumdur. Adını siz getirin. Konservatuardır Darül Elhan arkadaşlar. Musiki Muallim Mektebi, Cumhurbaşkanlığı Filharmonik Orkestrası, Milli Musiki Akademisi ve Ankara Konservatuarı bunlar Atatürk döneminde müzik alanında kurulan kurumlar arasında yerini almaktadır. Son sorumuza geldik. Bu videomuzun son sorusu. Osmanlı döneminde faaliyet gösteren aşağıdaki kurumlardan hangisi 1934'te çağın gereklerine göre İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönüştürülmüştür? Osmanlı döneminde faaliyet gösteren hangi kurum arkadaşlar? Darül Bedai. Darül Bedai 1934 senesinde çağın gereklerine göre İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönüştürülmüştür. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Arkadaşlar sizlerle birlikte ne yaptık? 119. sayfaya kadar geldik. Toplamda 150 sayfa biliyorsunuz ki inkılap tarihi çok az kaldı arkadaşlar. Yaklaşık 30 sayfa kaldı. İnşallah bu 30 sayfayı da tamamlayıp PDF'inde ücretsiz bir şekilde sizlerin hizmetine sunacağız. Toplu bir şekilde gözüksün adına arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.